Ferman? Doruk'a bakmıştım da. Gelir birazdan. Ha, Servet Bey ne oldu? Ameliyata karar verdi. Ha. Sen yapmak istemiyor gibiydin. İstersen ben yaparım. Kendi ameliyatımı yapabilirim Tanju Hoca. İyi, tamam yap. Sen iyi misin bu aralar Tanju Hoca? İyiyim. Ne oldu? Garip davranıyorsun. Benim ameliyatlarımı istemeler, benim evime gitmeler. Sesinde biraz kıskançlık mı seziyorum acaba? Seni değil. Büyüğümsün değil mi? Yaşını başını almış, kocaman bir adamsın. Hı? Senin neyini kıskanayım Tanju Hoca? İyi, öyle olsun. Ama sonra üzülme. Beyler. Beliz, sanırım bana bakmıştın. Geliyorum. Ferman, pardon. Ellerim kesince hemen gitmeyeceksin değil mi Ali abi? Hayır, sana söz verdim ya, sonuna kadar kalacağım. Çıkışta da herkese benden dondurma. Dondurma mı? Vallahi mı? Vallahi. O zaman başlayalım mı yavaştan? Şimdiden geçmiş olsun. Seni içeri alacaklar, güzelce uyutacaklar. Biz de hemen arkandan geliyoruz. Hadi bakalım. Anladı mı sence? Anladı mı? Hiç. Benimle gurur duyuyor musun? Hem de çok. Başarabilecek miyiz? Evet, planımız aynı. Tümör dokularını dorsal yüzeyden ayırarak temizleyeceğiz. Sizin göreviniz sağlam kullanabileceğimiz kemik bulmak. Tamam? O kadar. Belki 7 yaşında bir çocuğa söyledim ama ilk yalanımı söyledim ve başarılı oldum. Senin sayende. Sen olmasan bu ameliyatta yapamazdım. Sen? Saçmalama. Evet. Sen hırsız mısın? Kalbimi çaldın da. Alanı temizliyorum. Retraktör. Ne durumdayız? Tansiyon normal hocam, 180. Nasıl karar vermiş hocam ameliyat olmaya? Söyle söyle, ben demiştim de. Estağfurullah. Yazı tura atmış. Nasıl? Servet Bey. Ne zaman üzüleceğini bile hesaplayan adam bu karar için yazı tura mı atmış? Nesini kurtaracaklar ki bunu? Şuna bak, her yere yayılmış. Ne kadar oldu ki? 3 saat. Ali, ne durumdasın? 3 metakarpı buldum. Karpalların hepsini buldum. Falankslar da burada. Kemik yapısının %60'ı duruyor bu taraf. Grefle tamamlayabiliriz. Sol el kurtuldu. Sol el kurtuldu. Siz neye sevinmediniz? Sizde durumlar ne? Birkaç distal falanks bulduk. Hepsi ciddi şekilde aşınmış tümör yüzünden. Şimdi bileğe yaklaşıyorum. Ya da artık geriye ne kaldıysa. Metakarp bulabildiniz mi hiç? Hayır. Hiç sağlam kemik göremediniz mi? Bulamadınız mı? Hiç yok. Ali, çok üzgünüm ama en azından denedik. Hayır. Hayır, sol eli kurtardık. Sağ eli de kurtaracağız. Kurtaracağız. Ali bak, yok. Yok, falankslar burada işte. Başka da bir şey yok. Nereye bağlayacağız eli? Nazan doğru söylüyor. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Çok kaldı anestezide. Daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Bakın, gördüm. Evet, yeteneklisiniz. Etkilendim, evet. Ama burada uzman benim. Ali Bey, rica ediyorum. Müsaade edin. Evet. Geldi tümör. Ne diyorsunuz hocam? Kanser mi? Etiketine bakıp söyleyeyim. Patolojiyi bekleyeceğiz. Herhalde. Değil mi Doruk? Devam. Arter tam yolumuzun üstünde. Biyopsi bile yapamadık. Nasıl alacağız? Parça parça. İstire. Basınç düşüyor. 80-60. Yine yırtıldı. Tampon gönder. Durun lütfen yapmayın. Lütfen durun. Evet, Turgut Bey lütfen. Lütfen birazcık zaman verin. Ali bulacak bir şey. 7 yaşındaki çocuk kaldıramaz bu anesteziyi. Hayır, kaldırır. Barış çok güçlü bir çocuk, tamam mı? Bakın o çok güçlü. Sol eli kurtuldu. Hiç kemik olmadığından emin olmamız lazım. O kolu kesmemiz için lütfen yapmayın. Lütfen. Biz bunu defalarca yaşadık. Eğer Ali Bey diyorsa bildiği bir şey vardır. Evet, hiç öyle görünmese bile. Lütfen inanın ona. Teşekkür ederim. Lunat! Ali bak! Bak lunat kemiği! İşte! Trapezoid de şurada. Zarar görmemiş. Şu ne? Şu skafoidit değil mi? Tamam çok heyecanlanmayalım. Elimizde 4 tane sağlam bilek kemiği var. Ama iştarak kemiği yok. Proksimal falaksı baz alırsak biraz böyle oyup boşluklara kaburga grefti koyabiliriz. Tel getirdik yanımızda. Evet! Zaten yaşı çok küçük, kendini yenileyebilir. Gerek yok. 5. karpal şurada. Eli bulduk. Tümörün altından el çıktı. Eli bulduk. Hem de ikisini de kurtardık. Harika. Harika bir şey. Sobe. Bu sefer sobelendin işte. Bas 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 bas. Vakum vakum göremiyorum. Hocam 60'a 40 çöküyor hasta. Klemp gönder çabuk. Devam 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 vakum vakum. Doruk. Bak bak iyice bak iyice bak neresi kanıyor? Hangisi? Şurası hocam. Bekle. Bekle. Tuttum. Budur. 80-60. Düzeliyor hocam, oldu. Oh. İyi de şimdi ne yapacağız? Bir daha denersek adam kesin ölecek kan kaybından. Sırttan gireceğiz. İyi de S1 sinir kökü orada değil mi? O olmadan da yaşayabilir. Servet Bey'le konuştuk. Tümörün hepsinin çıkmasını istedi ve bu konuda kabul etti her şeyi. Yapacak bir şey yok. Teşrif makası gönder. Bıraktım. Ben de. Hocam. Sen izledin mi? Ya izledim, kaydettim. Muhteşemdi. Şahit olduğum şey sanki bir mucizeye şahit olmuş gibiydim ama mucize değil sizdiniz. Sen iki gelmişsin. İkiniz de harikaydınız. Sen mutlu oldun mu Nazlı? Hem de çok. Peki sen? Ali görmüyor musun? Çok mutluyum. Barış da çok mutlu olacak. Bir uyanacak, bakacak, elleri var. İyi ki geldik buraya. Ne güzel hallettik vakayı ya. Çok... Ah Arif, ah. Mustafa dedim Arif, hastanede top oynamak yasak. Ne diyecektik doktor abiye? Özür dilerim. Hadi. Hadi kızım. Ne? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Söyle. Ezo. Barış için kullanmadığımız parayı acaba çocuklar için kullansak? Bilmem ki. Ama o para bizim değil mi? Yani çocukların değil mi? Ali, acele etme istersen. Biliyorsun bu işlerin bir yolu yordamı var. Ayrıca... Yetecek mi bilmiyoruz ki. Baksana bir sürü çocuk var. Çok muhtaç insan var. Turgut Bey haklı. Hayat çok adaletsiz, çok acımasız. Ama biz inanırsak bir şeyleri değiştirebiliriz değil mi? Adil Hoca'nın fonunu netliyoruz. Önündeki bu liste yönetim kurulunda bana yakın olanların listesi. Çoğunluk sende. Ama hisselerin çoğunluğu ustatta. Çok mu güzel o pasta? Kafeye yeni gelmiş. Efsane. İstersen herhalde sen de. Gel. Tamam. Tıbbi kriterler, değil mi bunlar? Evet. Süper. Şimdi benim tek bir kriterim var. Çocuklar. Sadece çocuklar olsun. Yani diyorsun ki Adil Erici fonu çocuk hastaları baksın. Duysa sevinmez miydi? Çok sevinirdi. Değil mi? Çok, bence de. Çok iyi fikir. Tamam. Şimdi şöyle yaptık. Bize başvuran yardıma muhtaç hastaların bir listesini çıkardım ve çocukları işaretledim. Ali de gelince bir bakar ve karar veririz. İşimiz Ali'ye kalırsa hepsini seçer. Ben seçerim. Al bakalım. Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hepsini bana yedirdin. Sen de yedin. Ay neler oluyor yani? Motorlara biniyorum, delice şeker yiyorum. Ne yapıyorsun sen bana? Asıl sen bana ne yapıyorsun? Çocuk... İstersen şu konuyu konuşup bir açıklığa kavuşturalım, tamam? Konuşulacak bir şey yok. Şunu bir netleyebilir miyiz artık? Ben ne yaptığımı biliyorum. Korkma, sana aşık değilim. Evet, bu aralar biraz ilgim oldu. Ayrıca bu durum hoşuma da gitti. Bir şey çıkar mı bilmiyorum. Seni bırak, ben kendimden emin değilim. Baksana, bunca yıldır tanışıyoruz. Sana hiç öyle bir gözle bakmamıştım. Ama sana yakın olmak çok hoşuma gitti. Bunu da itiraf etmeliyim. Yani bir şey çıkar çıkmaz, bir şey olur olmaz bilemem. Ayrıca bu mühim de değil, çünkü ben seni insan olarak bundan çok daha fazla seviyorum. Beliz, ben senden gelecek her şeye tamamım. Yani kafanda bir ihtimal olarak düşünebilirsin. Belki bir ihtimal. Belli mi olur? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Artık işimize dönebiliriz. Bunlar çocuk hastaların listesi. Ali, bütün şehri toplamadan bir karar vermek zorundayız. Ha? Sen gerçek bir centilmensin. Çok teşekkür ederim. Bunu pastanın geri kalanını yemek için söylüyorsam... vermem geri kalanını benim. Şaka şaka. Al bakalım. Kriterlerdeki bu 4. madde. Ne? Ben sürpriz sevmem. Ama insanlar seviyor genelde. Sen sürprize hazır mısın bakalım Barış? Dondurma mı? Çok daha iyisi. Elim. Tek elin değil ki. 2 elin. İkisi de burada. Evet. Ameliyatta planımızı değiştirdik. Gerçek el ama bunlar. Evet, senin ellerin onlar. Kesmedik. Ali abi. Ellerim. Ağlama Barış. Senin için yaptık, ağlama. Sen sevin diye yaptık. Teşekkür ederim. Annemle babam ne sevinirdi. O zaman onları da sevindirelim mi biraz? Ne dersin? Nasıl? Oku Barış. Senle dalgada geçseler, oyun oynamasalar da, okulun uzakta olsa oku. Kimse sana inanmasa da oku. Çünkü seni gerçekten sevenler çok sevinecek sen okursan. Başka türlü kurtulamazsın. Oku. Anneciğim, babacığım, söz sizin için okuyacağım. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Çak. Çak. Ali Bey, çok özür dilerim sizden. Hayır. Sizin derdiniz benimle ilgili değil çünkü. Çok önyargılı davrandım ama. Nasıl yaptım? Çünkü inancınız bitmişti. İnancı kalmayan insan her hataya düşer. Eğitimli insanlar bile önyargılı olabiliyor bize. Bir sürüsü. Ama ben kızmıyorum. Çünkü bilmiyorlar ki. Sadece bir şans vermeleri lazım halbuki. Teşekkür ederim. Hem Barış için hem de kendim için. Niye? Çünkü artık umudum var. Evet, bitirdik buradaki işlerimizi. Başarıyla tamamlamış bulunuyoruz buradaki operasyonu. Güzel, aferin sana. Fotoğraf çektin değil mi? Çektim. Sadece fotoğraf değil, videoda çektim. Harika görseller var. Döner dönmez bir sunum hazırlayacağım. Bayılacaksın sen de fon için. Ali de iyi. Geliyorsunuz değil mi üçünüz sağ salim? Hı. Hı. Geliyoruz. Üçümüz. Ne o senin sesin öyle? Ha? Bir şeyler karıştırmadın değil mi? Yo, hayır. Ezo. Aa, uçağı kaçıracağız şimdi artık. Geldiğimizde görüşürüz, konuşuruz sonra. Hadi geç kalıyoruz. Alabildiniz mi? Marjinler tertemiz. Evet. Ancak bunu yapabilmemizin tek yolu sol ayağınızda bir orayı kontrol eden bir sinir var onu almaktı. Sizi rehabilitasyon ve ortopedi programımızda ağırlayacağız. Orada yardımcı olacaklar. Ancak ömrünüz boyunca toparlayacaksınız. Üzgünüm. Patoloji raporu birazdan çıkar bu arada. Kanser miydi? Değil miydi o zaman daha net söyleyeceğim. Gerek yok. Ne yapacaksınız Ferman Bey? Kanser değilse geri mi takacaksınız? Ben bir karar verdim. Ceremesini çekeceğim. Altı tümörden kurtulduk ya. Gerisinin önemi yok artık. Çözeriz. Geçmiş olsun. Hocam, Servet Bey'in patoloji sonuçları. İçeride çok haklı bir şey söyledi Servet Bey. Öğrensek ne olacak? Geri mi takacağız tümörü? Ama hocam insan yine de bir merak ediyor, değil mi? Hocam hiç mi merak etmiyorsunuz? O kadar uğraştık. Adamı boşuna mı öldürüyorduk? Artık etmiyorum. Tamamdır. Bitirdik fon çalışmasını. Bakabilir miyim bir? Sen kurulda değilsin ki. Benim cerrahım, benim asistanım o fon için çalışıyor ya Beliz. Sen güvenmiyor musun bana? Bunun güvenle ne alakası var? İş bu. Görmek istiyorum. Gerçekten mi? Benden geliyor sonuçta. Niye bu kadar büyütüyorsun? Alt tarafı görmek istiyorum dedim. Ayrıca senden gelen her şeye evet demeli miyim? Peki. Bırakırım odanı. Teşekkür ederim. Ali geliyor. Gelmediler mi daha? Ezo geliyoruz dedi de. Ha geldi. Ezo, ne oldu? Ne oluyor Nazlı? Ali nerede? Çocukları getirdim. Köydeki hasta çocukların hepsini getirdim. Ali için yapıyorsun değil mi bunu? Ya anne ne alakası var? Her şeyi de Ali'ye bağlıyorsun. Ya sırf onun gözüne girebilmek için. Yemin ed... Ya ben bunun için niye yemin ediyorum harca ama yani... Yemin ederim yardım etmek istiyorum sadece. Kızım sen ne zamandır çocukları düşünür oldun? Hep vardı bu garibanlar. Sen bir kere dedin mi anne gel şunlara bir yardım edelim diye? Bir kere ağzından çıktı mı? Ya sen bir kere olsun gel kızım köye gidelim mi dedin bana? Ben gördün mü anne? Gördün mü hayatımda köy? İlk defa gittim, ilk defa gördüm. Onlarla göz göze geldim, oyunlar oynadık. Ya anne sen de gördün şimdi. Bir baktın mı suratlarına? O kadar tatlılar ki ve... Hani geldikleri yerde hiçbir şey yok ya. Hiçlikten geliyor bu çocuklar. Yokluk içindeler. Yardım edelim ne olursun ya. Lütfen. Ya ben niye cebimden ödüyorum? Ödeme. Cebinden ödeme. Fondan ödeyelim. Ya zaten sen bir kere tamam dedin bize. Biz o protezi almadık. Şimdi hakkımızı buna saysan. Ezo hiç beni ilgilendirmez. Diğer fondan ödensin. Peki bizim fondan ödesek? Bir de biz hastaları çoktan seçtik zaten. İletişimle kurduk. Ne diyelim şimdi? Vazgeçtik mi diyelim? Ha? Bana sormadan seçmeseydiniz o zaman. Vuslat ödesin. Daha önce kabul etmişti ödeme yapmayı. Sence onda o parayı ödeyecek göz var mı? Hı? Abi tamam anlıyorum da. Yani o kadar çok çocuk var ki o halde. Hasta, tedavisiz, kimsesiz. Hangi birini kurtaracaksın tek başına? Gücümün yettiği kadarını. Vallahi Tanju Hoca biz masrafları üstlenemeyiz diyordu az önce. Yani Vuslat Hanım'dan da çok umut yok. Kabul etmezlerse yıkılmazsın değil mi Ali'ciğim? Edecekler. Etmeleri lazım. Bir kişiyi bile kurtarsak kaç kişiyi kurtarmış oluyoruz biliyor musunuz? Anlamadım. Ben de köyde bir çocuktum. Param yoktu. Abim olmasa hayatta kalamazdım. Sonra Adil Hoca geldi. Kurtardı, doktor oldum. Buraya geldim. Kaç kişinin hayatını kurtardım? Çoklar diye vaz mı geçelim? Yetişemeyiz nasılsa diye terk mi edelim ha? Bir kişiyi bile kurtarsak kaç kişiyi kurtarmış oluyoruz? Ali, tamam bu iş. Ne tamam? Annemi ikna ettim. Şimdi o yönetime bir anlaşma teklif edecek. Onlar yarısını fondan verirse diğer yarısını ben öderim dedi. Gerçek mi bu? Evet. Ya bir de annemi biliyorsun ikna edememesi gibi bir şey söz konusu değil bence. Tamam yani bütün çocukları iyileştireceğiz. Sen şahane bir insansın. Teşekkür ederim. Hadi gel. Söyleyelim çocuklara da. Hadi. Aldığım bağış belli, yarısını öderim. 3'te 2'sini. Benim fonumda daha bir tek yatırımcı var. İyi de bizim fonda hiç yok. Sadece Adil Hoca'dan kalanlar var. Ben o çocukları geri göndertmem. İyi. İkna et o zaman hanımını. Ben o onun hanımı değilim. Arkadaşlar lütfen biraz sakin olabilir miyiz acaba? Daha ne kadar fatura çıktı onu bile bilmiyoruz. Belki bu 2 fon sırf o çocuklar için çalışır. Ha? Vuslat Hanım, sizin kızınız halkla ilişkilerci olmadı mı? Belki o bir formül bulur. Arkadaşlar bakın. Önce çocuklara bir bakalım durumları nasıl diye. Ha? Koskoca insanlarız burada değil mi? Bir çözümünü buluruz elbet. Ne diyorsunuz hanımlar? İyi, tamam. Kabul. Delisiniz. Gerçekten hepiniz delisiniz. Ne konuşacağız ki hacı? Çocuklarla ilgileniyordum. Tamam, birlikte ilgileniriz. Gel sen şimdi biraz otur. Bunu söylemenin kolay bir yolu var mı bilmiyorum. O yüzden böyle çat diye söyleyeceğim. Ezo seni sadece arkadaş olarak görmüyor. Ne olarak görüyor? Anlasana Ali. Neler diyorsun Nazlı sen? Şşş. Sadece ben demiyorum, herkes görüyor. Sana karşı hisleri var, belli. Ezo benim arkadaşım. Tamam canım, senden bir şey yok zaten, ben senden eminim. Ama bazen, yani bazen bazı işaretleri okuyamıyor olabilirsin. Sen şu anda çok haksızlık ediyorsun. Ben otizmliyim diye anlamıyor muyum yani? Hayır. Ben hemcinsi olarak daha iyi anlıyor olabilirim. Bana nasıl baktığını görüyorum. Ezo bugün kaç tane çocuğun hayatını kurtardı sen biliyor musun? Bir de kalkmış ona iftira ediyorsun. Ali lütfen iftira falan deme. Ben elimden geldiğince ona zaman vermeye çalıştım. Nazik de davrandım, hala davranmaya çalışıyorum. Ama Ezo... sürekli beni devre dışı bırakıp seninle baş başa kalmaya çalışıyor. Bir de bana söylediklerini duysan. Sana çok kızıyorum şu an ama sana kızmayı hiç sevmiyorum. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen söylemiyor muydun başta çok dengesiz diye? Bu hakaret değil ki, gerçek. Ezo'nun ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Sana arkadaşım diyor ama kalbinde bambaşka hisleri var, belli. Ezo bipolar. Söylemeyecektim ama söylettin. Dengesiz falan değil o, hasta, tamam mı? O yüzden böyle tuhaf davranıyor, tamam? Anladın mı? Bana karşı hisleri yok. Farklı. Tuhaf görünüyor dışarıdan, evet. Ben de öyleyim. Beni seviyorsun, ona niye böyle davranıyorsun? Bir de neden uyduruyorsun hakkında? Bu yaptığın hiç adil değil. Bunu senden hiç beklemezdim Nazlı. Pardon. İyi misiniz? Hasta mısınız? Baktılar mı size? Yardımcı olabilir miyim? Doktorum ben. Doktor mu? Doktor Nazlı ben. Nazlı sen misin? Evet. Tanışıyor muyuz? Siz iyi görünmüyorsunuz. Ben size yardım edebilir miyim? Ay şöyle! Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay! Ödeyeceksin. Bunların hepsini ödeyeceksin. Dur! yaptıkların bedelini... Lütfen sizin... Hayır, yardım edin! Dur! Sen bunlara bedelini ödeyeceksin. Lütfen!